Türkiye'de hayat maalesef, hayat akıyor, hayat devam ediyor. Hafta sonunda Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hala tartışılıyor. Bu maç bir sportif karşılaşma olmanın ötesine geçen bir anlam taşımaya başladı. Büyük olaylar meydana geldi. Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti kutlamak için sahanın ortasında toplandıkları sırada, yani bir avuç olduğunu söylediğimiz bütün Trabzonluları tenzih ederiz. Trabzonlular hem barışsever hem bu şiddete karşı büyük bir bölümü, çok açık. Onu belirtelim. Ama bir avuç holigan, bir avuç şiddet saplantısındaki kişi, bir spor terörizmi diyebileceğimiz bir ortama neden oldular. Bu ortamı yarattılar. Bıçaklarla vesaireyle, şişelerle, meşalelerle filan, ki birinin üzerinden bir bıçak çıktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'de futbolculara saldırdılar ve olaylar böylece gelişti. Şimdi statta polis olduğu da belirtiliyor. Polisin neden müdahale etmediği, yeterince niye polis bulundurulmadığı, özel güvenlik elemanlarıyla böyle büyük ve çekişmeli ve gerilimli geçeceği tahmin edilen bir maçın güvenliğinin alınamayacağı ortadayken, sanki böyle bir provokasyona adım adım hazırlanmış gibi görünüyor. Zaten Fenerbahçe Kulüp Başkanı olan Sayın Ali Koç da bunun FETÖ'vari, yani Fethullah Gülen çetesinin yöntemlerine benzeyen bir anlayışla hazırlanmış, önceden planlanmış bir provokasyon olduğunu, bir saldırı girişimi, biz girişimden öte fiilen gerçekleşen bir saldırı olduğunu belirtiyor. Şimdi bunun epeyce tartışılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Kulübü 2 Nisan'da yapacağı toplantıdan sonra yönetimi, yani ligden çekilmeye de karar verebilir diyor Ali Koç. Çünkü Kulüpler Birliği Başkanlığından hemen istifa etti ve biz ligden de çekilebiliriz. Birinci lige geçeriz, Süper Lig'den çekilebiliriz, birinci lige geçeriz ve bir yıl orada oynar, yeniden döneriz diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin olmadığı bir Süper Lig olmaz Türkiye'de. Yani bazı kulüpler öyledir. Galatasaray'sız nasıl olmayacağı gibi, Beşiktaş'sız nasıl olmayacağı gibi Fenerbahçe'siz de olmaz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri bu ülkede 100 yılı aşkın derinliği olan ender kulüpler arasında. Vardır kuşkusuz benzer tarihlerde kurulan başka kulüpler, ama kalıcı olmuş, başarılı olmuş, geniş bir camia, geniş bir topluluk oluşturmuş. Türkiye'nin her tarafında, her kesimden, her sınıftan, her inançtan geniş bir taraftar kitlesine sahip olan ve Osmanlı Türk aydınlanmasının ürünleri olan, onların bir sonucu olarak ortaya çıkmış kulüpler olması bakımından da önem taşıyor. Bakın kulüplerin kuruluş tarihine, 1903, 1905, 1907'dir. Bu tarihler 1908'in hemen öncesidir. Yani bir yeni Osmanlıların, bir Jön Türk dalgasının geldiği, istibdada karşı özgürlük, yani hürriyet mücadelesinin verildiği, ya istibdat ya hürriyet denildiği bir dönemin, bir aydınlanma döneminin, cumhuriyeti hazırlayan o derin fikir akımları döneminin takımlarıdır bunlar. Her birinin arkasında ciddi bir birikim vardır. Galatasaray'ın arkasında bir lise, Galatasaray Sultanisi. Yine Beşiktaş'ın arkasında daha sonra Kabataş Lisesi diye bildiğimiz bir lise, bir yine bir idadi. Yine Fenerbahçe'nin arkasında kocaman bir semt ve İstanbul'un en seçkin semtlerinden biri ve geniş bir taraftar kesimi, bir futbolcu tabanı vardır. İstanbul'da yaşayan her kökenden, her dinden, her inanıştan, her inançtan insanın, sporcuların ve taraftarların bir arada bulunduğu, buluştuğu kulüplerdir bunlar. Modern Türkiye'nin yüzleridir bu kulüpler. Anadolu kulüpleri de böyledir. Trabzon da bunlardan biridir. Adana kulüpleri, Bursa, İzmir kulüpleri yine böyledir. Yani İzmir'deki Karşıyaka, Göztepe, Altınordu gibi kulüpler, büyük kulüplerdir bunlar. Yani İstanbul kulüpleri gibi tıpkı. Şimdi geçmişte hocam biliyorsunuz, yani statta tribünler bile ayrılmaz, yan yana maç izlenirdi. Böyle bir şiddetle karşılaşmak mümkün değildi. Giderek medyanın da etkisiyle, yani toplumda insanların yalnızlaşması, sosyalleşme alanlarının daralması, kendi
kendisini gerçekleştirebilecek alanların sınırlılığı, toplumsal eşitsizlik alanlarının giderek çeşitlenmesi ve derinleşmesi gibi bir dizi nedenle kulüp taraftarlığı giderek önem kazanan, insanların sosyalleştiği, bir siyasal kaygı duymadan, bir kişisel tehdit hissetmeden kendilerini büyük bir grubun parçası olarak hissedebildikleri yegane alanlar haline geldi. Her neyse ama sonuç olarak toplumsal bir karakter kazandı bütün bunlar. Bu bakımdan büyük değer taşıyor. Siyasetin üzerinde de etkili olmaya başladı. Ben Trabzonspor Fenerbahçe gerginliği üzerinden yerel seçimlere dönük bir hesabın olabileceğini ve bu hesabın İstanbul seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye dönük olma ihtimalinin bulunduğunu özellikle belirtmek isterim. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi Ali Koç'un yaptığı açıklama ilginç. Kulüp başkanı olarak Ali Koç önemli bir yer tutuyor. Her şeyden önce şunu açık bir şekilde ifade etmek lazım. Bu olayda Fenerbahçe'nin saldırıya uğrayan taraf olduğunu belirtmek Trabzonspor'a karşı bir şey söylemiş olmak anlamına gelmiyor. Onu belirtelim. Bunu Ali Koç da söylemiyor. Ben örneğin taraftarlık söz konusuysa hani çok kararlı, hani kişiliğinin, kimliğinin, sosyal yaşamının öne çıkan bir özelliği değil benim açımdan. Ama Beşiktaş taraftarıyım. Bunları Beşiktaş taraftarı olarak çocukluğumdan beri Beşiktaş Kulübü'nü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü, BJK'yi tutarım. Yaşadığım semt itibariyle yakınlıklarım nedeniyle böyledir. İlk para vererek gittiğim maç yani Beşiktaş maçıdır Dolmabahçe Stadı'nda. O zaman adı önce Dolmabahçe sonra Mithatpaşa Stadı'ydı. Adı sürekli değiştirildi. Bir takım markaların adıyla bu kulü şeylerin, bu tarihi statların anılmasını da hiç doğru bulmuyorum. Onu da belirtmek isterim. Zaten İstanbul'un en güzel statlarından biridir Dolmabahçe Stadı. İlk oradan gittim. Şimdi diyor ki Ali Koç. Fenerbahçe TV'ye çıkıyor. Türk futbolu için bir utanç vesilesi olduğunu belirtiyor ve devam ediyor. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, yani vuruşturmaya, şiddet ve nefret tohumu ekmeye 13-14 yıldır çok emek verenler var. Bakın burada Ali Koç bir kulüp başkanı olarak, ben kendisini kutluyorum, bir kulüp başkanı olarak dar bir perspektiften bakmıyor. Trabzonspor'u da içeren bir yerden sorunu ele alıyor ve değerlendiriyor. Bu bakımdan kendisini kutluyorum. Çok doğru bir yaklaşıma sahip. Şiddet ve nefret tohumu ekmeye 13-14 yıldır çok emek verenler var. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe'dir. Yani dün açıklama yaptığı için pazar gecesinden söz ediyor. Linç'ten, fiziki saldırıdan kendisini koruyan da Fenerbahçe futbolcularıdır. İşlerin çığırından çıktığı ve bir karar almak zorunda olduklarını belirten Sayın Ali Koç şöyle devam ediyor. Fenerbahçe'nin gördüğü muamele daha fazla tahammül edebileceğimiz bir muamele değildir. Trabzon'u biliyorsunuz. 3 Trabzon'u biliyorsunuz. 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Sportif anlamda yaşananlar herkesin malumudur. Dün gece ya bir futbolcu linç edilip öldürülseydi ne olacaktı? Bu son olsun mu diyecektik? Hep diyoruz ama olmuyor. Özellikle Fenerbahçe söz konusuyken dünkü olaylar tamamen organize edilmişti, organizeydi diyor. Ve şöyle devam ediyor Ali Koç. Dün Cumhurbaşkanımızın da müdahil olmasıyla bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Fakat onların müdahil olmasına gerek kalmayacak ortam sağlanmalıydı. Dün yaşananlar herhangi bir Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanacak olaylar değildi. Dolayısıyla biz 2 Nisan'da toplanacağız. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettim. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz diyor. Bu Trabzon ve Fenerbahçe arasında yaşanacak olaylar değildir. Trabzon'da böyle bir tutum içinde değildi diyor. Hatta ben kendi oğlumu Trabzonspor Kulüp Başkanı'na emanet ettim. Ona Trabzon'u dolaştırdılar diyor. Son derece serin kanlı bir tutum ama buradan benim Sayın Ali Koç'un söylediklerinden çıkarttığım bir sonuç var. Trabzon kulübünü de aşan bir iradenin bir şeyleri tezgahladığı, bu iki kulübü karşı karşıya özellikle getirmek, çatıştırmak, bunun üzerinden Fenerbahçe kulübü içinde bir operasyon yapmak gibi bir amaç söz konusu olabilecekken, diğer taraftan İstanbul seçimlerine kadar uzanan bir müdahalenin de düşünüldüğü anlaşılıyor. İstanbul'da Fenerbahçe taraftarlarının son derece fazla olduğunu biliyoruz.
Fenerbahçe taraftarlarının cumhuriyetçi bir Atatürkçü, cumhuriyetçi bir çizgide esas olarak yaygın bir biçimde bulunduğunu da, anlayışta da bulunduğunu biliyoruz. Bunun üzerinden Trabzonlu, Trabzon kökenli bir belediye başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını da etkileyebilecek bir derinliğe sahip bir provokasyonun tezgahlanabileceği ihtimali herkesin aklında olsun. Ben Sayın Ali Koç'un ve kulüp yönetiminin nasıl bir karar alacağını bilmiyorum ama bence kalmalıdırlar, birincilikte, Süper Lig'de kalmalıdırlar, ligden çekilmemeliler. Ve fakat Trabzon'daki bu sorun, bu oyun, Trabzon stadında tezgahlanan bu oyun ortaya çıkarılmalıdır. Şimdi özel güvenlik görevliler var, müdahale etmiyor. Polis yok, polis müdahale etmiyor, yani çekilmiş. Yani ben şimdi Oğuz Güven arkadaşımız var, bizim Tele1.com.tr'nin yayın koordinatörü. Yayın danışmanlığı da yapıyor. Önceki hafta Fenerbahçe Pendik Spor maçına gitmiş ve o maçta nasıl bir aramadan geçtiğini söylüyor. Diyor ki tam 3 kademede üzerimizi aradılar. Girdik yerimize oturmadan önce de aradılar. Biletleri kontrol ettiler ve bu aramayı yapan polisti. Şimdi Fenerbahçe Pendik Spor maçı gerilimli bir maç değil. Bir olayın çıkması beklenmiyor. Ve o şekilde de sakin bir şekilde bitti. Siz İstanbul'da bu kadar bir Pendik Spor maçında, Fenerbahçe Pendik Spor maçında ki şimdilik diyelim, hani Pendik Spor taraftarları da fazla değil zaten. Neredeyse Fenerbahçe stadında Fenerbahçe seyircisiyle oynanan bir oyun, maç. Ona rağmen siz 3-4 kademede birden arama yapıp insanları stada alıyor ve stadın içinde, yani hemen tribünlerin önünde, yeşil sahanın, yeşil sahayla tribün arasında bir barikat oluşturacak şekilde çevik kuvvet polisleri bulunduruyorsanız, Trabzon gibi gerilimli geçeceği belli olan bir maçta, Fenerbahçe-Trabzon maçında, ki onun öncesinde sosyal medyayı biraz takip edenler görecektir. Yurt dışından bile izlemeye insanlar geldiler ve zaten saldırganlardan birinin de Almanya'dan geldiği, üzerinde bıçak çıkan kişinin yurt dışından geldiği anlaşıldı zannediyorum göz altında. Böyle bir maçta polisin nasıl tedbir almadığını insanın hakikaten aklı almıyor. Buyurun hocam.